OES İnşaat Aklık Gayrimenkul'den herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Kısa bir aradan sonra gene sizlerle beraberim. Ufak bir tatil yaptım. Tertiplerim geldi. Yıllardır biz ayrılmıyoruz. Her yıl yanıma geliyorlar. 4 tane muazzam canı gönülden sevdiğim kardeşlerim var. Onlarla beraber güzel bir vakit geçirdim. Evet, bomba gibiyim, zindeyim. Güzel de bir enerji oldu bana onların gelmesi. Evet, daha önceden tanıtımını yaptım. İnanılmaz bir talep alan bir evimdi arkadaşlar ve çok hızlı bir sürede aslında satılmıştı. Amerika'dan bir ablama söz vermiştim. Erkan bu evi bana ayır, ben geliyorum dedi ama İstanbul'daki işleri olmadığından dolayı burayı alamadı. Ardından bir abime verdik, kapora aldık. Bu sefer de ev sahiplerimizin yaptırmış oldukları evler hazırlanamadı bir türlü. Ondan dolayı iptal olmuştu. Şimdi tekrardan satıştayız arkadaşlar. Eminim çok hızlı bir şekilde gene satılacak. 20 bin küsür izleme almıştı bu evimiz. 3+1 harika bir site içinde, denize çok yakın, yürüme mesafesinde, sosyal tesisleriyle Akbük'te bir tek. Gerçekten 3+1 size özel bahçeli, eşyalı olarak geliyor. Fiyatım da şu an için gene aynı, değişmiyor. 5950. Bu ay sonundan itibaren, öbür aya da arkadaşlar eğer satılmazsa 6250'den şimdiden söyleyeyim, kavga etmeyelim. Fiyat o olacak. 6250. Evet, sitemizi hemen hızlı bir şekilde ben size anlatayım siz sıkılmadan. Bütün evler arkadaşlar site ama herkesin artık bireysel tapuları çıktı. Örnek 35 dönüm içinde 230 villa işte hissedar falan filandı ya. Şimdi öyle değil. 500 metrekare arsa içinde arkadaşlar 250 metrekare. Yanımızdaki evin 250 metrekarede bizim evimizin müstakil tapusu var arkadaş. Durdurabilirsin bir. Evet, çok sevdiğim bir abim. Ona da biz burada ev sahibi yaptık. Buradan geliyordu böyle Çin makinesiyle gürültü yapa yapa patır kütür. Ona bir yolcu ettim. Kendisi de vallahi söyledi, uydurmuyorum, sitenin en güzel evi bana göre de dedi. Kendisi de burada oturuyor bu arada. Evet, 3+ ne diyormuştuk? 250 metrekare arsa payımız var. Tapunuzda müstakil parseliniz yazıyor arkadaşlar. 249 küsür. Hadi 250 metrekare diyelim. Hemen evimizin içine geçmeden evvel bir daha söyleyelim. Bakın bu arkamızdaki yer arkadaşlar. Hemen burası yönetim binası. Orada bir kafeterya ve marketimiz var. Önümüzde çok güzel hemen olimpik bir havuzumuz var. Drone görüntülerini onları göreceksiniz. Bahçeli bir ev arıyorum Erkan diyorsanız bu ev gerçekten kaçırılmayacak bir ev. Cani gönülden söylüyorum. Şu güllerin güzelliğine bak abi. Mis gibi kokuyor ya. Vallahi sizin yerinize içime bu gül kokularını doldurdum. Biraz önce de hatta suladım vallahi burayı. Şimdi çok güzel böyle U şeklinde tamamen evimizi dönen bir pergolemiz var. Birinci sınıf ahşaptan, vernikli falan, harika bir işçilik var. Bahçe zaten 10 numara. Çok güzel böyle halı saha gibi bir çiminiz var. Yan tarafla böyle ayrılmış bolca bir kocaman ağaç olmuşlar artık zakkumlarımız. İçeride çam ağacımız var. Allah Allah, erik. Erikler büyümüş abi, bak bak. Vallahi koca koca erikler var. Bu ne bu? Angelika gibi diyeceğim ama papaz eriği mi bu? Yok, kırmızı erik bence. Neyse, eriğiniz de var. Şimdi burada çok güzel böyle bir oturma grubumuz var. Burayı büyüttüler mutfağa. Burada harika bir platform yaptılar buraya. Traverten, mermerden. Ondan sonra burada oturabiliyorsunuz. Şimdi hemen altını çizelim. Bundan iki takım var arkadaşlar. Bunun bir tanesi gidiyor. Bunun aynısı orada da var. O kalacak. Bu gidiyor. Bir tane elektrikli süpürge var. Böyle evden getirdikleri. Çin makinesi arkadaşlarınınmış. Onu görmezden gelin. Yani 2-3 parça böyle küçük şey götürecekler. Özel elbiselerini alacaklar. Geriye kalan her şey kalıyor. Şimdi gel Ender abi. Burada güzel böyle bir salıncağımız var. Burada çok güzel nar ağacımız var. Of, narlar da vallahi başlamış ya. Ya seviyorum Akbük'ü ya. Cennet cennet yemin ederim. Arkada bir erik ağacımız var. Herhalde budanmamış mı? Biraz bakımsız gibi değil mi abi? Ender abi bu bahçe işlerinden acayip anlıyor. Şurada hidroforumuz var. 500 litrelik arkadaşlar. Hemen onun yan depomuz var. Su depomuz yedek. Artı hidroforumuz da var. Bu böyle su basınçlarında düşme ya da böyle genel bir su kesintisi olursa hemen onu karşılıyor. Fazlasıyla yetiyor. Gözlüğümüzü de çıkartalım. Evet, ben şöyle bir ayakkabımı çıkartayım abi. Evimiz tertemiz, pırıl pırıl. Şimdi gel abi.
Kullanışlı, güzel, büyük bir ev. Aidatlar bu arada 300-350 lira ama öyle bir şeydi. Şimdi mutfağımız komple yapılmış arkadaşlar. Burada böyle eski hiç el değmemiş mutfaklar var ama bu ev komple zeminler, ıslak zeminler, banyolar, her şey A'dan Z'ye sıfır yapıldı. Bu yukarısı ekstra büyütüldü. Biraz önceki tanıttığım o bahçeye çıkış yeri yapıldı buradan. Mutfağımız çok hoş. Tezgahımız granit tezgah. Bulaşık makinesi, ankastre, ocak, fırın vesaire her şey var. Ben şöyle bir kapımızı bir kapatayım. Kedi girmesin arkamızdan. Salon böyle güzel boydan boya uzunlamasına mis gibi gidiyor. Bak kedi diyoruz, hemen kedi burada. Selamun aleyküm. Bu arada evimizin hepsinin her odada, yatak odalarında, salonda tamamen arkadaşlar elektrikli panjurlarımız komple yapılı. PVC'ler komple yeni yapıldı. Bunlar hep standartların üstünde. Merdivenlerimiz zaten elden geçti. Şurada bir tane bir hemen salonumuzda olmazsa olmaz işte acil durumlar için bir WC'miz var ki gayet de güzel yapılmış Hilton lavabolu. Buzdolabı örneğin iki tane, bir tanesi gidecek. İşte onları demek istiyordum yani. Çift olanlardan bir tanesi gidiyor. Bu gördüğünüz koltuk takımlarıydı falan filan, her şey kalıyor arkadaşlar. Yani 2-3 parça. Şu işte arkanızdaki Ender abi göstersene. Bu elektrik süpürgesi dikey şarjlı. O gidecek. Evet, hemen yukarıya çıkalım. Vallahi burayı kaçırmayın. Ben canı gönülden kefilim bu eve. Görmeden biliyorum ev alanlarınız var, çok var. Mehmet Bey örneğin yeni termal palasta tanıtımını yaptık geçen hafta. Hemen orayı görmeden kaparayı yolladı. Haftaya da tapuya geliyor. Evet, burada gömme bir, bakın gardırop yapıldı buraya. Böyle yüklük tarzında malzemelerinizi koyun. 3 çekmeceli, harika. Hemen burada çift kişilik bir yatak odamız var. Yatak odalarımızın hepsi arkadaşlar 10 ile 13, yukarıdaki 20 küsur metrekare gayet ideal. Klimalar var. Klimalar ama eski nesil. Bana göre onları değiştirin derim. Yataklar bakın gördüğünüz gibi yatak bazalar falan hepsi visko yeni. Bunlar sıfır. Valla ben buranın banyosuna bayılıyorum. Çok güzel bir işçilik yaptılar. Gene granit tezgahlı harika böyle Hilton bir banyo. Çamaşır makinem hemen burada, şöyle bir göster Ender abi. Bakın ne güzel gizlenmiş. Şurada deterjanlık, burada havluluk dolabı, birebir duşakabinimiz, termosifonumuz ve çok çok başarılı bir banyo. Ha, gayet de geniş. Tavanına kadar hatta komple, bak tavanı da bir göster abi. Gömme ışıklarımız var. Mis gibi. Heh. Şimdi buranın bak, ben çarşaflarını kaldırdım, koydum. Şimdi aynı yatak oradakiyle, bu da birinci sınıf Visco'nun ortopedik yatağı bazalı. Burası da çift kişilik. Hatta buradan bile muazzam bir deniz manzaramız var. Bakın şöyle gösterelim. Hemen sol tarafımız zaten tamamen orman, doğayla, tabiatla iç içe harika bir site. Havuzumuz da zaten burada okullar kapanmadan birkaç gün önce aktif hale geliyor. Şuradan da şöyle alırsın. Evet, bu katta iki yatak odası, çok güzel bir ortak kullanım banyomuz var. Yukarısı benim favorim. Orada böyle ebeveyn banyolu, WC yok, banyolu, duşlu. Harika, geniş, büyük bir çift teraslı yatak odam var arkadaşlar. Gel Ender abi şöyle bir geç. Şimdi isterseniz buraya televizyon ünitesi koymak isterseniz sistem hazır. Şurada şöyle bir duş yapılmış. Bu kapı bu arada ahşap değil, plastik arkadaşlar ama ahşap görünümlü. Sudan etkilenmiyor. Hemen burada güzel böyle bir balkonumuz mevcut. Artık çamaşırlık olarak kullanın. Bir üç kapılı, bir tane ikili gardırop var ki gayet yeterli. Öyle alçak da bir tavan değil. Bu arada da şuranın lambiri dedim bunun adı. Tavan lambiri işçiliği inanılmaz güzel. Ağaç işçiliği gerçekten evde dört dörtlük. Sizlerin yerine zaten hep ben bakıyorum. Şuralarda falan akar, kokar, nem, rutubet,
vesaire hiçbir şey yok arkadaşlar. O konuda rahat olun. Evet, burada da çok güzel böyle bir teras alanım var. Terastan zaten tamamen açık deniz manzarası. Hemen zaten buranın Akbük Cemevi'ne burası 250-300 metre mesafede. Oradan da zaten ana giriş kapısından sitenin deniz, plajlara yani kumsala ne kadardı? Bir 800-900 metre civarında bir mesafe arkadaşlar. Konum gerçekten muazzam. Dediğim gibi ev çok güzel. Çok hızlı bir şekilde satılmıştı ama bizim mesleğimizde oluyor bazen. İstediğimiz gibi gitmiyor. Tapudan döndüğümüz günlerde oluyor falan filan. Artık yapacak bir şey yok. Evim tekrar satışta. Lütfen böyle güzel bahçeli büyük bir ev arıyorum diyorsanız ve deniz manzaralı oturmuş bir site, kat mülkiyetli iskanlı size ait müstakil tapulu bir ev, 5950 rakam çok iyi arkadaşlar. Sağa sola hiç bakıp da vakit kaybetmeyin. Burayı da kaçırmayın. Aldınız aldınız diyorum. Yeni sahibine hayırlı olsun. Drone görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.